Ben 7-2-1943 tarihinde Elazığ'ın Kadıköy'ünde doğdum. Annem Bedriye Çetinkaya, babam Cumali Çetinkaya. Babam köyün ileri gelen ailelerden birisiydi ve o bölgede Arif olarak bilinen saygın bir insandı. Çok dostları vardı. İstanbul'dan, Manisa'dan, Adana'dan, hele Adana'dan böyle bölük bölük gelirler. Babamı ziyaret ederler. Annem ise bilge bir kadındı. Düşünebiliyor musunuz? O sırada köyde kütüphanesi vardı. Ve bizi öyle yetiştirdi, bütün evlatlarını, hepsini daha ilkokuldayken bir üniversite talebesinin bilgilerine haiz evlatlar olarak yetiştirdi. Çünkü bir kaymakam kızıydı. Babası Harputlu Kurrah hocalardan Fehmi Efendi. Büyük dedesi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Maliye Nazırı Muhammed El Aziz. Gittim kabrini orada ziyaret ettim. Büyük dedemin yani Muhammed El Aziz'in Harputlu Kurrah hocalardan Maliye Nazırı Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Kahire'yi şu anda Kahire yapan ve susuzluktan kurtaran Muhammed El Aziz'dir. Sulama kanalları tıpkı İstanbul'daki tarihi su bentlerinin aynısını orada yapmış, daha uzunluğu yapmış. Ve dedemin orada Nil Vadisi'nde büyük çiftlikleri vardı. Aynı zamanda orada 4. Cadde, meşhur bir Kahire'nin caddesi. Gittim o halleri gördüm. Lise 2, 1 veyahut da 2'deydim. Sene 1957. Elazığ'ın meşhur doktorlarından Erdem Kur'an vardı. O zaman Elazığ'da doktor çok azdı. Dahiliye mütehassıydı. Ve hayırsever bir insandı. Parası olmayana kesse ilacını alır, şey yapar. O da dayımın, annemin amcasının oğluydu. Musa Kazım Efendi. O da annemin öz dayısının oğlu. Ve böylelikle o annemin babası Pötüge'de kaymakam, şu tesadüfe bakın. Şeyi de hakim, dayısı da hakim Pötürge'de. Tifo'ya yakalanıyor annemin babası Fehmi Efendi. Elazığ'a geliyor. O zaman Malatya Harput'a bağlı bir belde, küçük bir belde. Ve oraya geliyor, kurtulamıyor. Ölüyor ve orada şey yapıyor. İkinci Harput Caddesi'nde biliyorsun şehitlik var. Dedemin mezarı oradaydı, o şehitlikte. Evleri de Harput'ta Eğri Minare olduğu, Ulu Cami'nin olduğu ana kapının tam karşısındaydı. Ben oradaki yeri gittim, o evi gördüm. Fakat sonradan o öğretmen, bizim belediye başkanımız vardı. Şükrü, ben de o zaman Arapgir kaymakamıydım. Şükrü Bey o sırada Harput'taki bazı evleri şey yaptı, yıktı, şey yaptı. Ya Şükrü, benim de iyi dost, sevişiyoruz. Hoca, sen bunu yaparken bana biz orayı restore edip müze yapacaktık. Ve o ev şey aldı böyle. O şey kursağımızda kaldı. Yani o şey yapamadık. Ve ben Harput için bir özel bir projem vardı şahsen. Cemil Bey'i de birkaç sefer getirdim. Diğer bakan arkadaşları da getirdik.
Biz orada mesela bir tarihi binaları alıp restore edecektik, Hakim Evi yapacaktık. Değişik şey yapacaktık. Yani orada Harput'u yeniden canlandırma hedefimiz vardı. Şey olmadı yani o yanlış o zamanki uygulamalar o hevesimizi kursağımızda bıraktı. Ya oraya başa döneyim. Rahmetli büyük dedem kaymakam olan Fehmi Efendi şeye dönemiyor artık. O da defnediliyor. Ve annem de orada, dayısı orada hakim, Fethullah hakimi. Orada büyüyor, şey yapıyor. Netice itibariyle işte kader babamla, babam Fethullah, babam böyle çok hayırsal senat sahibi. Bir evin tek oğlu, varlıklı bir aile çocuğu. Bizim o tarlalar hepsi Fırat Karakaya Barajı'nın altında kaldı. Büyük şeylerimiz vardı. Orada birçok köylüler bizden gelirlerdi, şey yapardı, babam onları şey yapardı, geçindirirdi. Ölünceye kadar da hiç şey olmadan muhtar olarak şey yapardı. Gelen vali ilk olarak babamı ziyaret ediyordu. Çünkü annem çok güzel yemek yapardı. Kaymakam öğrenmiş, şey yapmış. Babama demiş ki, muhtar bu yemekler nasıl ya, nereden geliyor bu kadar varlık filan? Nerede? Babam da yerel tabirle, en az tabirle, bizimki havadan gelir, tavada gider. Biz hep misafirlere veririz. Bizim aşçı başı da hanımefendi, bizim Bedriye Hanım derlerdi. Ondan sonra. Ve annemin en önemli özelliği, dede tarafından o bilgelik, yani Harput'un kurrak hocalarının bir kızı olması ona bir bilge kadın, Osmanlı kadını şeyini vermiş. Devamlı okurdu. Devamlı kitap, mesela abim şeye gider, o zaman köyde şeylerimiz vardı, dükkanlar vardı, işte şey yaptı, köyün bin bir çeşit mağaza derlerdi, her şey vardı orada. O da annem de köyün hem tercisiydi, hem öğretmeniydi, hem aşçısıydı, hem doktoruydu. Size samimi söylüyorum, o kadınların göğüs şeyini vallahi kendisi bizzat tedavi eder, araştırır, okur, şey yapar. Ondan sonra eza dedikleri o bitkileri, şeylerden onlar ilaç yapar. Hiç erinmez, o kadınların o göğsüne fitil yapar, iltihabını gider, kadıncağız. Biz o çocukluğa hiç gözümüzde gitmez. Sapasağlam evine dönerdi. Böyle bir yani o bölgede 21 köy vardı. 21 köyün terzisiydi, doktoruydu. O zaman kimse okuma yazma bilmez. Gelen çocuklarının bütün mektupları anneme getir. O köylerin hepsi annem okuturdu. Şu bilgeliğe bakın ki daha biz üniversiteye gitmeden önce, liseye okula gitmeden önce Jean-Jacques Rousseau sefilleri bize okutmuştu. Ondan sonra şeyin Balzac'ın Vadideki Zambağını okudu. Tolstoy'un Anna Karenina'sının yani bütün Batı klasiklerini bir de şark klasik, özellikle şark klasik. Ben Kur'an'ı annemden öğrendim. Hepimiz bütün üç kardeşte annem aynı zamanda hafız-ı kurraydı. Ondan sonra çok iyi Arapça ve Farsça bilirdi. Ve hem yazardı, o zaman Atatürk döneminde daha harfi kılabı olmadan önce okumuş ve Atatürk döneminde Mustafa Naci Milli Eğitim Bakanı iken o sırada işte o diplomayı almış. Onun ismiyle benim ismim oradan Necati ismi geliyor oradan ve ismi koydu. Ve Batı şark klasiklerde mesela Mevlana'nın Mesnevisini, hepsi vardı kendisinde. Ondan sonra Sadi Şirazi'nin Gülistan, Bostan, Baharistanlı, bunları hepsi annem hem kendisi okuyor hem bize okuturdu. Sesli okuyun derdi, dinleyeyim. Gece mesela biz yatıyoruz aynı odada. Sorar, Necati, Nil Nehri nereden çıkar, nereden batar? Dünyanın en uzun nehrin hangisidir? Amazon nehri nerede çıkar? Şimdiki çocuklara abi bazen telefon ediyor. Necati burada diyor üniversite talebeleri var. Bak diyor ben sana soruyorum diyor sen söyle diyor.
Bak diyor, hepimiz biliyoruz diyor ama bunlar bilmiyor diyor. Kim, öğretmenimiz kimdi? Birinci öğretmen annemdi, Bediye Çetinkaya'ydı. Ve bana oğlum sen dedelerinin mesleğini sen yürüteceksin dedi. Elazığ İmam Hatip'ten başladı Bilkin. Ondan sonra lise 2'ye kadar Elazığ'da okudum. Ondan sonra abimler İstanbul'da Adana'ya gelip şey yapınca, iş yeri açınca ben de oradan Elazığ'da şeye geçtim. Liseyi 2, 3'ü de Adana'da okudum. Ben nereye gittiysem birinciliği kimseye vermedim. Okulda, üniversitede, ilkokulda, ortaokulda, lisede. Ondan sonra birinciliği hiç kimseye vermedim. Birincilikle hep mezun oldum. Ve ilkin liseyi bitirdikten sonra sene 1962'de ben üniversite imtihanlarına... O zaman biliyorsunuz üniversite imtihanları istediğiniz ÖSYM yoktu. İstediğiniz fakülteye arzu etti, hangi fakülteyi istiyorsan onun imtihanına girerdin. Ankara'ya geldim. Çünkü annem dedelerin mesleğini sen takip, mülkü idareyi kaymakam vali olacaksın. Ben geldim, siyasal bilgilere girdim. Siyasal bilgileri birincilikle kazandım. Kaydımı yaptım ama hedefim İstanbul'da okumak. Niye İstanbul'da okumak? Onu da şey yapacağım. Hem okuyacağım, hem çalışacağım. Ondan sonra gittim. 3 gün, 4 gün sonra da İstanbul'un şeyi vardı, imtihanı vardı. İstanbul Hukuk Fakültesi o zaman uluslararası şeydi. Ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ne gittim, orayı da birincilikle kazandım. Ve buradaki kaydımı sildim, Ankara Siyasal Bilgiler'de kaydımı sildim. İstanbul Hukuk Fakültesi'ne kaydımı yaptım. Ve 62'de İstanbul Üniversite Hukuk Fakültesi'ne girdim. Talebe Cemiyeti Başkanı oldum. İlk işim ihtilal olmuş ve İstanbul'daki öğrencilerin, ya biz Müslümanız, namaz kılan kılmayan bizi ölçü yap ama kılan da bir yer olacak ki kılsın. Eskiden mescit varmış 1960 ihtilalinden önce. Şimdi o tarihi İstanbul'daki üniversite, hani Beyazıt Camii'nin tam karşısında şey yapıyor ya, o tarihi bina. Onun içinde bir İstanbul Hukuk Fakültesi vardı, bir de İktisat Fakültesi vardı, bir de tıp vardı. Tıbbın bir bölümü vardı, diğer kısımlar da dışarıdaydı. Esas ana şey rektörlük. Hukuk ve İktisat Dekanlığı ve Hukuk ve İktisat Fakültesi fakülteleri. Şimdi İktisat Fakültesi ile bizim şeyin arasında bir boşluk vardı. Talebe teneffüste çıkar, orada yürürler, top oynarlar, şey yaparlar. İktisat Fakültesi'nin altında da şey vardı, bir yeri mescit olarak şey yapmışlar. İhtilal olunca orayı kapatmışlar. Ben Talebe Cemiyeti Başkanı olunca gittim, rektöre dedim ki, efendim dedim, burada dedim namaz kılacak yerimiz yok. Arkadaşlar namaz kılmak için yer şey yapıyorlar, mescitte var, kapalı, burayı açın. Dedi ya dedi, Çetinkaya dedi, sen nasıl dedi böyle şey istersin dedi. İhtilal olmuş dedi, bunlar ya, şey yapmışlar, ihtilalda yani biz dinimizden mi çıktık dedi. Ne demek dedi bir şey. Olmaz dedi, ya, şey yapamaz dedi, başımızı dedi, ağrıtacaksınız dedi filan. Ben de fili durum yaparım. Anlamadı o fili durum ne olacağını. Ondan sonra ben çıktım, arkadaşa dedim. Bugün öğle namazını ben imam olacağım. Siz de bana tabi olacaksınız. Bu iktisatla hukuk fakültesi arasındaki o boşlukta dedim, toplu namaz kılacağız dedim.
Böyle şey olur mu dedim ya. Yurt dışında dedim her üniversitenin içinde kilise de var. Yani kimse bu ne laikliğe aykırı ne kim isteyen dedim kılar, isteyen kılmaz. Kimse kimseyi zorlamıyor ki. Ondan sonra pardüsümü serdim. Arkadaşlar da tabi kalabalık bir şeyle namazı kıldık. Biraz sonra baktım. Ondan sonra üniversite genel sekreteri geldi dedi ki rektör seni istiyor dedi. Anladım meseleyi. Gittik. Dedi ya da böyle dedim size söyledim fiili durum ya tıpacı fiili durum bu işte. Peki dedi açın ama nümayiş olun. Efendim ne nümayişi? Biz namazını kılan gidecek orada namazı kırıp çıkacak. Ve o şekilde üniversite mescidini açtık. Arkasından şeye geldik. Sene 1963. 1963'te Çeka'da 63-64 İstanbul'un fethi 29 Mayıs İstanbul fethi 1453 İstanbul'un 29 Mayıs fethi kutlamaları. Ben Talebe Cemiyeti Başkanı olarak 1964'te şeye gittim Vali Niyazi Akya. Dedim ki efendim dedim biz 29 Mayıs'ta bir hafta sonra dedim İstanbul'un fethi dedim şeyini yapacağız dedi. Dedi nasıl oldu dedi ihtilal olmuş dedi bunlar toplantı gösterişleri yasaklan efendim bu toplantı gösterişlerin çağ açıp çağ kapatan dedim bir dedim fethi dedim siz dedi bunu diyorsunuz ki hatalarımızı inkar ediyoruz. Bütün dünya dedim İstanbul'un fethini dedim bir şeyin çağın açılıp kapanması olarak görüyoruz. Siz bunu kendi kendimiz şey yapıyor. Bundan utanacak bir şey mi? Gurur duyacağımız bir şey dedim. Sizin dedim burada oturan burası Bağbali dedim. Ben de kızınca daha da böyle bazıları böyle fikir silsilesi bozulur. Benimki her sözüm bir atom olur. Dedim Sayın Vali dedim bakınız dedim. Peygamber Efendimiz dedim İstanbul'u fethedeyin şimdi bir hadise letüftehannel Konstantiniyye. وَلَنِيمَ الْاَم۪يرُ وَاَم۪يرُهَا وَلَنِيمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ جَيْشُ O ne büyük komutandır İstanbul'u fetheden komutan. Tamam dedi, bunu yapın dedi ama dedi, nümayiş yok. Ne nümayiş dedi. Şehir olur mu dedim. Ondan sonra ve mitingi yaptık 29 Mayıs'ta. Bir konuşmacı, ilk konuşmacı ben, ikinci konuşmacı Necip Fazıl Kısakürek. Ben konuşmamı yaptım ve ondan sonra Üstad Necip Fazıl'ı şey yaptı. Ama nasıl mahşeri bir kalabalık. Şeyde Sultanahmet ile Ayasofya arasındaki o tarih koşu yolu dedikleri yerde inne atsanız yere değmez. Yani o kadar muazzam bir kalabalık. Konuşmamı yaptım, bitirdim. Orası inliyor yani bir şey olarak. Bu sefer Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i şeye davet ettim. Dedim ki büyük doğunun memelerinden dedim emdiği sütle dedim emdiğimiz sütle dedim bizi biz yapan ondan sonra şimdi Üstad Necip Fazıl'ı dedim sizin huzurunuza davet ediyorum. Ondan sonra geldi dedi ki Necati seni seviyordum daha çok seviyorum dedi ve konuşmayı yaptı. Orası inliyor böyle. Konuşmasını bitirince millet Sakarya. Üstad'ın en sevdiği Çile isimli şiir kitabından bir Sakarya'dır. Bir de Zindandan Mehmet'ine. Sakarya dedi. Üstad dedi ki Sakarya'yı ben yazdım dedi. Necati okur dedi. Okur Necati dedi. Ve orada başladı. Kısaca tekrar okuyayım. İnsan bu. Su misali. Kıvrım kıvrım akarya. Bir yanda akan benim. Öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak. Benim sağlığın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, insan, hayat ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş, büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, şu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Sırtından bir yük binmiş köpükten kubbesi. Ey şehit oldu şehit. İsteme benden makber. Sana ağuşunu açmış. Duruyor peygamber. Tabii ben kısa kestim. Ondan sonra bunu okudum. Ay, Necip Fazıl dedi ki işte dedi Sakarya böyle okunur dedi.
Ondan sonra ve orada muhteşem bir tarihi İstanbul'un fethi mitingini orada kutladık. Üniversiteyi bitirdik. Üniversiteyi bitirdiğimin haftasında kaymakamlık sınavları açıldı. Ben kaymakamlık sınavlarına girdim. Birincilikle kazandım. Kaymakamlık sınav bitişinde birincilikle kazandım. Ve hala işte bana verilen takdir ve kalem durur. Dolayısıyla ilk kaymakamlığı Tekirdağ Çerkezköy Kaymakamlığından başladık. Fatih Kaymakamı Allah rahmet etsin Fehamettin Altın, çok sevdiğim bir insan. O Hakkari'ye vali olunca vekalete ben Fatih Kaymakamı'na geldim. Birkaç ay orada ben vekalete baktım. Ondan sonra kurada ben birinci olduğum için kuradaki birinci olan kaymakamlık kursunda, kurada diyorum birinci, kaymakamlık kursunda birinci olan kuraya tabi olmaz. İlkin o birinci olan gideceği yeri şey yapar, ondan sonra kura çekilir. Nereyi istiyorsunuz dediler. Kurada Arapgir vardı. Niye Arapgir'i istedim? Annem babam o zaman Elazığ'daydı. Onlara yakın olsun, kendi şehrime yakın oldu. Ve Arapgir'e geldim. 3,5 sene Arapgir'de kaymakamlık yaptım. Oradan askere gittim. Askere gittik. Ondan sonra askerlikte yedek subaylığını Tuzla'da yaptım. Tuzla'dan Denizli'ye benim çıktık. Denizli'ye gitti. O zaman 11. Tugay Denizli'deydi. Denizli'de ben askeri savcı olarak askerliğimi yaptım. Ondan sonra orada bitirdik. Ben oradayken Kıbrıs çıkarması yapıldı. Ve Kıbrıs çıkarmasında sonra benim talimim, orada da çok şeyler var, kısadan kesiyorum. Kıbrıs çıkarmasından sonra ben şeye geldim. Biz askerlik bitmeden 15 gün önceden gideceğimiz 2. sınıf ilçe belli olur. Rize Çayeli Kaymakamlığı'na geldim. Rize Çayeli Kaymakamlığı'na gittim. Rize Çayeli Kaymakamlığı'nda 3 seneye yakın bir süreç yaptım. Bir köy yollarını denetlemeye gitmiştim. Geldiğimde akşam üzeri dediler ki, ya dedi, Ankara'da o zaman Milli Cephe Hükümeti yeni kurulmuş. Efendim de seni dedi, Ankara'dan harar dedi, Adalet Bakanı ve İşyer Bakanı arıyor. Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, benim okul arkadaşım. Ondan sonra İşyer Bakanı da rahmetli Oğuzhan Asyatürk. Ondan sonra İsmail hemen otomatik hızlı şeyle, o zaman şey yok, cep telefonu yok. Yıldırım vali ve kaymakamlar Yıldırım açtırırlar. Bağladılar. İsmail dedi ki, ya dedi, şu anda dedi Ozlan'la beraberiz dedi. Bana patron derdi o. Patron dedi, sen dedi herhalde dedi Kızıltepe olaylarına haberin oldu dedi. Evet dedim. Kasrokanco asiretiyle, bu Ahmet Türk'ün babasının aşiretinin olduğu yere Kasrokanco diyorlar. Bir de Şeyh Ömer aşireti var. Şeyh Ömer tarafı biz, onlar Seyid olarak şey yaparlar. Bunlar birbirlerinin düşmanı. Kaymakamlığın tam böyle karşısında bir ev var. O evin çocuğu Diyarbakır'da hakim adayı olarak kurs görürken eceliyle ölüyor. Taziyesine geliyorlar bölük ve orada aşiret, Kızıltepe'nin aşiretleri çok şeydir, ileridir. Kasrokanco aşireti gelmiş oradan bu Ahmet Türk'ün babası taziye. Oradan Şeyh Ömer de onlar oradaki geliyor. Kapıda diyorlar ki, düşmanlarımız içeriden mi diyor. Kapıdaki adam bilerek mi dedi, bilmeyerek mi dedi, o meşhur hala. Diyor ki, onlar geldiler gittiler. İyi diyor. Onlar oradaki gitmezler. Birbirlerine karşı olan şeyler diyor. Tam dış kapıdan, sokak kapısından içeri giriyor, onlar iç avludan çıkıyorlar. Ahmet Türk'ün babası
Şeyh Ömer'e diyor ki biz burada olduğumuzu bile bile siz geldiniz, bize hakarettir bu. Aa diyor, bak diyor, biz diyor iki taraftan silahlı ve çok kalabalığız diyor, yapmayın diyor. Biz diyor bile sorduk dedi. Yok diyor, ana avrat küfrü. Aynı anda silahlar çekiyor birbirine, ikisi birbirini vurup öldürüyor orada. Silahlar kusuyor, 21 kişi ölüyor o şeyde, o avluda. Kaymakamlık odasına baktım da o avlu ayna gibi böyle ayak altında, böyle bir yer. Ondan sonra dediler işte böyle bak, kaymakam dedi, rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin o kaymakam. Ben Kızıltepe kaymakam, Çerkezköy kaymakam ki o oraylı, göçmen bir arkadaştı. Onu oradan almışlar. Ne kim gidecek buraya? Burayı şey yapacak, ancak Necati gider burayı şey yapar. Ve kararnameyi çıkarttı, yarın dedi ne olursun hemen hareket et. O sırada da sene 1990 anne babam hacca gitmiş abimle birlikte, abim yenge Adana'dalar. Gidip onların elini öpüp böyle şey yapayım, artık Adana'ya gelmişler el hastalığında. Ondan sonra gittim, sabahın erken saatinde bir Anadolu arabam vardı. O zaman Anadolular yeni çekmiş, abim bir tane almış bana şey, ben resmi arabayı böyle şeylası gidince bilmem, kendi arabam, kendim sürerim. Çocukları bindirdik. Ondan sonra o zaman oğlum ve kızım işte Melika ile Murat. Ondan sonra var. Onları da bindirdik. Macerayla ondan sonra geldik Adana'ya. Onlar elini öptü. Sabahın erkeninden de çıktı gitti Kızıltepe'ye. Kısa zamanda orada her şeyi sulh haline getirdik, bitirdik, şey yaptık. Ondan sonra ve en huzurlu bir ilçe haline geldi. Çok maceralarımız var tabii Kızıltepe'de. Hanım ben kısa şey yapıyorum. Yine orada Derezor'da karşımızda o kaymakamlıkta bir mülakat vardı sınır itilaflarıyla ilgili. Mülakattan geldim. Öğleden sonra saat 4-5 sıralarıydı. Ya dediler yine Ankara'da seni arıyorlar dedi şeyler polisler. Hayır dedi. Hemen aradım. O zaman Süleyman Bey Başbakan, Allah rahmet etsin, Türkeş Başbakan Yardımcısı, Erbakan Başbakan, üçlü koalisyon. Ara yine dedim, Kürt Mehmet Demet'e, Necati dedim ki İzzet Başbakan'ı aradım. Dediler ya dediler böyle böyle. Hükümet kurdu, o sırada ondan işte birkaç ay önce de biliyorsunuz 1 Mayıs olaylarında İstanbul'da 31 ve 35 kişi Taksim Meydanı'nda ölmüştü o diskin şeyinde. Burayı dedi, tamamen disk ele geçirmiş dedi Çalışma Bakanlığı'na. Ancak sen gelip dedi burada dedi bu bakanlığa dedi düşündük, taşındık. Necati Şeh, benim müsteşar vekili olarak oraya getirildiler. O zaman geldik, ondan sonra hemen ertesi gün bu sefer orada macerayla göreve başladık. Oradaki şeylere bir taraftan bir ayağımız anadı, bir ayağımız yurt dışında. Düşünebiliyor musunuz? İşçilerimizi 1960'lı yıllardan itibaren Avrupa'ya göndermişiz. Ondan sonra haydi bakayım Kürt Mehmet nöbete misali. Adamlar daha kendi memleketinde şehre girmemiş. Direkt gidiyor Almanya'da, İngiltere, Berlin'de, Paris'te, Frankfurt'ta. Bunlar tek başına nedir? Bunun işin ne oluyor? Giden o işçilerimiz, ben bir ay gittim hiç dönmedim. Belli bir süre orada müsteşarlıktaki işler toparlayınca gittim oradaki işçilerin ondan sonra oradaki sosyal haklarını işte şey yapmak, oradaki yetkililerle Danimarka'dan, Fransa'dan, Avusturya'dan ondan sonra bütün oradaki işçilerimizin olduğu ülkelerde hep onlarla toplantı, hem oradaki devlet yetkilileriyle toplantı yaptık ve ben gittiğimde düşünebiliyor musunuz? İşçilerimizden kilise maaşlarında kilise vergisi alıyorlar. Orada ben Hristiyanım diyen adamdan kilise vergisi alır. Ama ben ateistim diyenlerden almıyorlar. Ben bunu Brüksel'de o zaman Avrupa Birliği Bakanlığı'nı da yapan Çalışma Bakanı Monsieur Burzma'ydı ismi. Onunla toplantı yaparken dedim ki ya böyle böyle yaptı efendim dedi. Bu bizim hatamız neydi? Sizinkilere sormuşuz.
ancak ateist olanlardan biz dedi vergi almıyoruz dedi. Yalnız dedi zikre dedi demek ki dememiş bunu. Biz de onlardır Hristiyan diye vergi almışız. Dedim ya bunlar Müslüman diyor. Biz de hiç kimse meşgit hemen söyledik. İlk çalıştıkları yerlerde mescitler yaptılar bunlara. Ama ben o maaşlarındaki kesilen şeyi de bitirdik artık. Sonlandırdık. Böyle orada da böyle maceramız oldu. Ve ondan sonra biz oradayken 28 Nisan 1978 şey oldu, seçimler oldu biliyorsunuz. Ve Ecevit İşe Karaoğlan sloganıyla geldi. Ondan sonra 12 eksiği vardı. Güneş Motel olayını oldu. İşte 12 milletvekili diğer partilerden aldı. Hepsine bakanlık verdi. Ondan sonra o sırada bizim Ali Rıza Septioğlu da meteorolojiden sorumlu bakan oldu. Şey yaptılar ve hükümet kurdular. Onlar kurunca ben dedim sizinle dedim çalışmıyor zaten kendilerine dedim şey yapmak. Şey yaptık. Tuttuk kendilerini ben dedim ki ben şey yapıyorum. Yalnız dedim kararnamemizi çıkaracaksınız dedim. Ben üçlü karar Başbakan, Cumhurbaşkanı kararnamesi, Bakan Başbakan, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle müsteşar alınır verilir Genel Müdür Hanım. Ondan sonra kararname çıkar, onun şekilde şey yapıp kararname çıkarttılar. Ben ondan sonra gittim Mandan'a. Abim ondan sonra son derece mutlu ya diyor. Herkes diyordu ki ya bu kadar işiniz var Necati'nin daha nedir bu kadar şey yapıyor filan. Belli bir süre işte 5-6 ay gitti biliyorsun o şey. Ondan sonra Aralık ayında Kasım ayında yeniden ara seçim oldu. 5 boşluk vardı. Süleyman Bey'in o meşhur şeyi Allah rahmet eylesin 5-5-5 diyerek çıktı ve 5-0 kazandı. O zaman şey Bülent Ecevit dedi ki bu bana dedi adem-i itimattır dedi. İstifa etti. Süleyman Bey işte o sırada bu üçlü şeyi kurdu. Tekrar Erbakan, Türkeş ve şey doğru Adalet Partisi şeyini kurdu. İktidarını kurdu. Kendisi de başbakan. Bir iki de devamlı beni çağırıyorlar Ankara'ya. Necati gel, Necati gel, Necati gel. En sonunda ben de diyorum yok tamam artık ben bürokrasiyi bitirdim. Kamu hizmeti kendi işimdeyim gelmeyeceğim. Abim baktı dedi Necat bunlar seni bırakıp sen de durmazsın dedi. Gitti. Ben gideyim geliyorum dedim. Ben geliyorum demekle beni Batı'ya çıkartmışlar. Kararnamemi çıkarmışlar. Şimdi gittim Süleyman Bey İçişleri Bakanlığı'nda işte dediler ki Süleyman Bey seni dedi şey yapıyor dedi. Bekliyor dedi şeyde. Başbakan bizzat geldi gelmedi. Gittim dedi bak Necati bu dedi Hatay dosyası dedi. Hatay'ı dedi, tamamen karşıtırlar. Şimdi onun için dedi senin dedi düşündük taşındık ancak Necati buraya şey yapar. Seni gönderdik oraya dedi. Ondan sonra emniyet müdürü fakat vali şeyiyle, yetkisiyle beni şey yapıyor. Vali var ama asayişle ilgili bütün şeyler hepsi benim. Tamamen her şeyde ben soruyorum. Ve kısa zamanda bütün o terör şeyleri düşünebiliyor musunuz? Adana'da sıkı yönetim var. Maraş'ta sıkı yönetim var. Gaziantep'te sıkı, Mersin'de sıkı. Hemen hemen Türkiye'nin birçok yerlerinde sıkı yönetim var. Öyle bir halde işte Ecevit'in o tarzında. Hatay'ı açık boğaz bırakmışlar. Gelen bütün terör, sağa da solu da. Hepsi orada temerküz etmiş. Baba Esad, bunlar Kaşı'ya geçince bunların hüviyetini değiştiriyor, bunları maaşa bağlıyor. Bağlamış. Ve dolayısıyla Hatay bir barut sıçrısı haline gelmiş.
hem Arap kesimde hem Türkmen kesimde tepe adamlarına karşı suikast yapıyorlar. Süleyman Bey dedi işte bak Necat bu dedi Hatay'ın dedi gazeteleri dosyası. Buraya dedi şey yapacaksın dedi. Onun için de seni gönderiyoruz dedi. Hay hay dedim. Gittik ve 31 Aralık 1990 1979 evet 79'da ben orada göreve başladım. Ve iki ay içinde Hatay Türkiye'nin en huzurlu şehri haline geldi. Bütün ileri gelen bir o saymak istemiyorum o terör şeylerini. Hepsini yakaladık ve ondan sonra şey oldu. Ben onları tuttum şey yaptım. Dedim ki arkadaşlar, üçüncü ayda, bakınız dedim, artık dedim şey dedim, huzura kavuştuk dedim. Ve dedim şu anda dedim, herkes dedim silahlarını dedi, teslim edecek. 5442 sayılı kanunun mülki idare amine verdiği yetkiye dayanarak 61. madde. Dedim bu maddeye dayanarak silahlarını benim belirttiğim yerlere, okul bahçelerine, karakollara, işte cami avlularına bırakanlar hiçbir işlem yapmayacağız. 15 gün süre. Ama 15 günden sonra şey yapırsak dedim, ev ev didik didik arayacağız dedim. Herkes silahlarını bırak. Biz silah topladık. Kapalı spor salonuna sığmadı. Ben dışarıda dev çadır yaptım ve oraya şey yaptım. Ben oradayken 1980 itilali oldu. Ondan sonra konsey başkanı olarak geldiğinde Hatay'a Kenan Evren henüz o silah şeyini böyle şey yapmıştık gelene gösteriyordu. Kaldırmamıştık. Orayı geldi gördü gözler dedik. Gittiği her yerde şunu söyledi. Çetin Kaya'nın yaptığı bu operasyon iki topladığı silahlar iki orduyu besleyecek hafif şeydeki silahlar, çaptaki silahlar. Hakikaten de öyle. O sene Asinleri kurudu. Askerler polisler devamlı Asinleri Antakya'nın içinden akıyor. Silah topluyorlar Asinleri. Bazıları silahına kıymamış, misinaya bağlamış. Naylon torbanın içine koymuş, asin içine atmış. İleride şey olursa bu işte yine biz çeker alırız diye. Polisler orada silah toplayıp getiriyorlar. Bir de böyle bir şeyimiz vardı. Ben oradaki işte Kenan Paşa geldi, bunu gördü. Gittiği her yerde onu söyledi. Yani iki orduyu ya yetecek derecede hafif silahlar toplanmış dedi Hatay'da dedi. Muazzam bir şeydi. Ben orada takdirname verdi. Saat, bir altın saat ve bir de geçen amire gösterdim, takmıştım çok tane takmış. Bir de dolma kalem, bir de takdirname. Orada nihayet oradaki görevimden sonra biz bu sefer şeye geldik. Giresun'a tayinim çıktı. Giresun'dayken daha bir seneyi doldurmuş veyahut da 1,5 sene. Hasan Celal Güzel o zaman Turgut Bey işte 1984 seçimlerinde tek başına iktidar oldu. Ondan sonra Hasan Celal Güzel müsteşar oldu. Ben ilçelerden dönüyorum. Ondan sonra Piraiz'e gitmiştim. Piraiz'den döndüm. Tam yolda bir tanıdık Ticaret Sanayi Odası Başkanı'nın fabrikası var, un fabrikası. Allah rahmet eylesin. Beni
Çağırdı dedi, bir kahvemizi içer. Tam oradayken ilden telefon geldi. Direkt böyle dedi, Müsteşar Bey sürekli seni arıyor Ankara'dan. Aradım, Hasan hayırlı ne? Ya dedi, sen dedi, bu itirazdan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü dedi, elden çıkmış dedi. Bakanlar kolunda dedi, hemen senin şeyini çıkarttık dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak asaletten de çıkar fakat dedi, vekaletten dedi şey yapıyorsun dedi. O zaman Kenan Paşa Cumhurbaşkanı şey yapmamış. Ondan sonra geldi dedi, hemen dedi hareket et. Bugün hareket et. Ya Hasan benim uçağım mı? Şimdi kimseye Allah'a ısmarladık demeden filan Giresun'dayım o zaman. Ya sonra gelesin. Ya Hasan sen bu işi biliyorsun, sen de o da mülkiye mezunu. Hasan'la benim babam da Malatya'da ilk otomotiv sanayini getiren Kamil amca, onun babası. Kamil Güzel dedi lakapları. Ondan sonra ortaklardı. O şeyde de bir şeyimiz var. Ya günde belki o günü 50 sefer aradı. Hareket ettim. Yeter dedim ya, sabahleyin hareket ediyorum dedim. Sabahleyin çıktık biz Ankara'ya geldik. Yolda tabii herkes işitmiş bütün illen. Samsun Emniyet Müdürlüğü işte genel müdürümüz geçiyor. Merasim kıtası çıkarmışlar. Ondan sonra Amasya'dan geçiyoruz Amasya. Kırıkkale'de geçiyor o şekilde. Ve geldik, göreve başladık. Ben 6 ay yerimden kımıldayamadım. O kadar elden çıkmış ki. Ondan sonra ve o zaman biliyorsunuz şeyden önce pol bir pol der vardı. Ve emniyet karışmış. Tamamen temize ve pırır pırır bir emniyet haline getirdik. Tam o şeyde ben her gün saat 11 sabahları saat 11 illerde valinin başkanlığında, Ankara'da da İş Yeri Bakanlığı'nın başkanlığında asayiş toplantısı yapılır. Günlük ülkede olan bütün güvenlik asayiş olayları orada tartışılır, getirilir, şey yapılır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ara şeyi var, Emniyet Genel Müdürü oradan geçer, koridor var. Ben oraya gittim. Rahmetli Garip abi, Garip Demirel, o zaman müsteşarımız, Malatyalı, çok dünya tatlısı bir insan, büyük bir devlet adamıydı. Gittim, elinde telefon. Abi dedim, haydi dedim ya, geciktik dedim. Asayiş toplantısı, benim bir işim vardı, geciktim. Sen hala elinde telefon, kık kık. O tatlı tatlı gülüşünde ben bir anlıyorum, bir şey var. Dedi, ya senin asayişin miyim dedi. Şu anda dedi, o zaman İçişleri Bakanı da şey, rahmetli şeyin başbakanın Özal'ın bacana Ali Tanrıyar. Dedi sen şey başbakan dedi telefonda. Şimdi dedi bugün çarşamba dedi. Biliyorsun dedi Kenan Paşa ile de Cumhurbaşkanı'nın dedi hep çarşamba günü öğleleri dedi toplantıları oldu dedi. Köşke gidecek dedi. Necati şey yapıyorsa tamam diyorsa beni o kadar seviyor ki rahmetli Özal. Şey, onun kararnamesini, onun ismini, kimi götürdüyse siz kadrolaşıyorsunuz demiş Kerem Paşa. Teşkilatlanma yapıyorsunuz demiş. Şu, imzalamıyor. Tamam dedim abi, biz devlet terbiyesi görmüş ama bizi nereye gönderirse gideriz. Ya dedi, ben rahat senden beklediğim de buydu. Hemen Özal'a tekrar açtı rahmetliye. Dedi ki, tamam diyor Necat dedi. Ondan sonra açtım. Şöyle dedi Necat, orada mı? Evet. Ver dedi bakayım. Necat dedi, tamam mı? Sadece başbakanım dedi. Ne demek? Benim için şeref dedim. Şey olur mu dedim. Biz devlet terbiyesi görmüşüz. Biz nereye layık görsen oraya gideriz. Çok beni rahatlattı. Yalnız dedi, kendi isminle birlikte de 4-5 isim daha koy dedi araya dedi. Çünkü dedi, şüpheleniyor dedi cümlelik. Götürdüklerimizi imzalanmıyordu. Tamam dedim, 4-5 isim daha koydum. Gitti, biz de asayiş toplantısına girdik. İşte ben, jandarma genel komutanı, müsteşar Galip abi. Tam orada yarım saat 45 dakika geçmemişti, telefon. İşler Bakanı, Allah rahmet eylesin, Ali Tanrıyan dedi ki, başbakan seni arıyor dedi. Aldım, ya Necat dedi. O isimlerin arasında senin ismini görünce Kenan Paşa dedi,
Ya nasıl bizim Necati? Bizim Necati dedi, görmün, şey yapmadık dedi, görmün, aklımıza gelmedi. At onları dedi, öbürleri şey yaptı dedi, hemen senin dedi, şey yaptı, imzaladı dedi, tamam dedi, yalnız diyor, hemen diyor gelsin beni görsün, yarın da hareket etsin orduya. Ben çocuklar daha Giresun'da getirmemiş. Ondan çocuklar telefon ettim, dedim ki, siz de gidin valilik orada, valilik boştu. Ve gittik orduda da, en kısa zamanda orduya da, neyse, gittim şeye. Rahmetli Özal dedi ki, ya bu ben zannediyorum, ben seni çok seviyorum, benden fazla seviyorum. Senin ismini görünce, ya Necati dedi, ben dedi onun başarısını Hatay'da gördüm dedi, ona takdirname verdim dedi. Ondan sonra anlatmış ona o şeyi. Neyse, gittim kendisini ziyaret ettim Kenan Paşa'yı. Necati dedi, çok sevindim dedim senin orada. Üçüncü ordu komutanı dedi, senin emrinde dedi, gider gitmez dedi, seni bekliyorlar dedi şu anda Fas'ta. Ne olursun hemen hareket et. Onun sayın Cumhurbaşkanı, yalnız dedi, üçüncü ordu komutanına deyip gerek yok dedim. Yok dedi, efendim zaten 5442 sayılı kanun bana yetkiyi veriyor. En yakın garnizondan ben istediğim kadar asker talep edebilirim, anında da yerine getirir kanun diyor. Ben gideyim bakayım hele, duruma bakayım. Ben gitmeden önce daha sıkı yöntem var ben gittiğimde. Ondan bir gideyim bakayım. Yok dedi, seni bekliyordum. Beni de dedi, istediğin zaman direkt dedi arayabilirsin dedi. Cumhurbaşkanı. Neyse gittim, rahmetli Özal'la gittim, onu şey yaptım, sabahleyin hareket ettik. Gittik, Fas'ta bunlar beni karşıladılar. Üçüncü ordu komutanı, jandarma bölge komutanı, ondan sonra emniyet müdürü, sıkı yönetim komutanı, tüm general, ondan sonra gittik. Ondan sonra orada Fas'ın hemen girişinde şey var. 19 Mayıs üniversitesine bağlı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne bağlı su ürünle yüksek okulunu boşaltmışlar. Orayı karargah yapmışlar. Ondan sonra gittim hemen can dedim bana sırayla briefing. İlk sıkı yönetim komutanı sen söyledim ne istihbarat nedir? Ne yapıyorsunuz? İstihbarat alamıyoruz. İstihbaratı dedim, nasıl alsa işi önleyeceksiniz. Emniyet müdürü, o da aynı şekilde. Jandarma komutanı aynı şekilde. Komutan gördün mü dedim. Böyle dedim, huzuru nasıl sağlayacaksınız, asayişi nasıl temin edeceksiniz? Terörü nasıl önleyeceksiniz? Dedim, siz dedim, Erzincan'da karargahınıza gidin. İhtiyacı, ya bana da dedim, söyledi. Sorumluluk bana ait. Sen git dedim, gönderdim bunu. Gönderdim. Ondan sonra iki ay içinde her şey süt liman oldu. Gece gündüzüm yoktu. Gidiyorum en fakir köyün evinde oturuyorum. Gidiyorum kahvesinde oturuyorum. Gidiyorsun camisinde birlikte namaz kılıyorum. Ve yağmur gibi istihbarat bana geliyor. İşte bugün işte şuradan işte şunlar geldi, bunlar geldi. İçi uzatmayayım. En kısa zamanda yaptığımız operasyonlarla ordu süt liman haline geldi. Dört sene ben orada kaldım. Dördüncü senede rahmetli Özal beni çok severdi. Sık sık gelir orduda, konakta kalır. Gece sohbet eder, şey yaparız. Geldi biz Ünye Ordu arasında organize sanayi hazırladım. Orada temelini atacağım. Rahmetli böyle organize sanayine çok önem verir. Orada hazırladık, temelini atmaya geldi. Temelini attıktan sonra benim artık dördüncü senem. Rahmetli geçen vefat etti bundan bir ay önce. Şükrü Yürür, Sanayi Bakanıydı, o da orduluydu. Dedi, oradaki milletvekillerine teker dönerek Şükrü de Sanayi Bakanı dedi. Dedi ki, Şükrü dedi, nasıl valinizden memnun musunuz dedi. İşte, Sayın Başbakanım dedi, Necati o bana abi derdi.
Necati abi bize vermekten büyük kötülüğü yaptınız. Ne oldu? Birden şey yaptı, beni çok sevdi. O ne demek dedi, nasıl? Ulan İzmirliler istedi, vermediniz. Samsun istedi, vermediniz. Ankara istedi, vermediniz. Şimdi diyor, işte dedi, tehlike orada ya efendim dedi. Çünkü böyle konuşuyordu Cilaslı. Ondan şimdi Necati abi gidince biz orduya vali beğendirmeyiz dedi. Herkes diyecek ki, Çedikaya gibi vali. Benim durdurağım yok, gecem gündüzüm yok. Her gün bir yerdeyim, gece gün, her an, her dakika. Tamam dedi, şimdi oldu dedi. Ondan sonra gittikten 15 gün sonra işte kararnamesi yine hiç kimseye sormaz valide. Valide kararnamesi o zaman televizyon yeni çekmiş veyahut da radyoda işitirler. Ama beni çok sevdiği için Necat, Hasan Celal'a yine şey yaptı. Şu illere dedi şey yapmak istiyorum dedi. Hasan benim Gaziantep'e, o zaman rahmetli Gaziantep milletvekili ya. Hasan benim Gaziantep'e gitmemi istiyor. Mehmet Keşeciler Konya'ya. Ondan sonra Allah rahmet eylesin, trafik kazasında öldü. Samsun milletvekili, Sağlık Bakanı Mehmet Aydın. O da şey istiyor beni. Samsun'a istiyor. Samsun'a diyor işte Çetinkaya biraz da gelsin bize, Samsun'u şey yapsın diyor. En son dedi ki bunlardan da hangisini? Dedim ki ben karar verdim. Daha önce ben Selçuklu'ya karşı özel bir sevgim var. Konya'yı dedim karar verdim. İstanbul'da istemiyor, orayı da Konya dedim. Ulan dedi ben de dedi güya arkadaşız Gaziantep'e şey yapacaktım dedi. Konya'ya karar verdim. Şey yaptı. Biraz sonra Özal telif attı. Kararlandı, o gün çıkacak. Necati dedi, Konya'ya karar doğru mu? Evet efendim. Tamam dedi. Şey yaptı dedi. Çok isabetli karar vermişsin dedi. Konya benim ikinci memleketim dedi. O babası Ziraat Bankası müdürlüğü yapmış. 10-11 sene orada kalmış. Kendisi Konya Gazi Lisesi mezunu. Konya, gitmeden önce dedi, gel dedi ben sana Konya hakkında bilgi vereyim dedi. Gittim ve ertesi gün kararname çıktı. Ondan sonra şey yaptık ve gittik Konya'ya. Göreve başladık, şey yaptık. Ondan sonra o sırada işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği heykeller kırılıyor ya dağılmak diye yüz tutmuş. Rahmetli'nin çok engin bir şeyi vardı. Özal'ın. Aynen Atatürk de söylemişti ya, ileride Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği dağılacak. Şimdiden hazırlıklı olun, o Orta Asya'daki kardeşlerimizi kazanalım, şey yapalım, birliğimizi kuralım diye. Rahmetli bana dedi, Necat dedi, bu Orta Asya'daki şeylere dedi, sık sık gitti de oralarda. Sen bir görev dedi. Ondan sonra gitti, ondan şey. Gelen Arif'in bütün Balkanlardaki Türk soydaşları, Bosna Hersek'teki, işte Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, ondan sonra Tacikistan, hepsini gelen devlet adamlar bana gönderir. Ben konakta onlar misafirdi. Burada derdi ki kısa zaman bir an önce dişlerdeki işlerini, buradakileri bitir, hemen Necati'ye gönder. Necati onların gönlünü de yıkıyor derdi. Yani onlar dönünce Necati diyor, sen ne yap işte bunun için sana gönderiyorum. Geliyorlar, söyleye söyleye bitiremiyorlar diyor. Ondan sonra ben giderim oraya. Ben genelde hanımı falan da alır götürürüm, dikkat çekmesin diye. Ondan sonra giderim. Oradaki işte şeyde, beni şeylerinde, en resmi rezidansında şey yaparlar. Ve o şekilde şey yaparlar. Ve orada muazzam bir dostluğumuz kurmuştuk. Çünkü yerel yönetim ve kamu yönetimde de sen onlara destek olacaksın. Konya Valiliğimde çok hatıralarım var tabii. Ve Konya'da ki lağabım efsane vali. Konya valisi iken hacca 1988'de hacca daveti çıktı. İlk hacca giden vali. O güne kadar rahmetli Özal Başbakan, ilk başbakan giden başbakan beni
Emirül Hac olarak, biliyorsun ta eskiden beri devlet büyükleri gittiği şeyde Hac emiri olarak şey yapıldılar. Konya valisi Mevlana'nın memleketi var. Emirül Hac olarak gider gitmez bir limozin geldi. Bize Cidde'de şey yaptı. Bize Cidde'de tahsis edilen bir saray var. Ondan birçok sarayları var. Orada şey yapıyoruz. Rahmetli Özal bizden iki gün, üç gün sonra geldi. Biz gittik onu Medine'de, uçakları Medine'de indi. Medine'de karşıladık. Ondan sonra orada Kuba Mescidi'nde biz namaz kıldık. Rahmetli öne geçince kendisine dedim ki, Sayın Cumhurbaşkanı beni çok seviyor. Dedim yarın dedim, bütün medya da orada. Diyecekler ki, ondan sonra rahmetli Özal imam oldu. Valiler, bakanlar da buna şey oldu, tabi oldular. Desinler dedi, Necati dedi, alışacaklar dedi. Rahmetli otur haliyle. Ondan sonra çok güzel bir haç farizesi ifa ettik. Şeyde mesela Arafat'ta o Tahü Bayun diyorduk onun çadırına. Bize de tahsis edilmiş çadır vardı. Ondan sonra onlar da Erbakan da o sırada Milli Selamet Partisi Genel Başkanı o ayrı gelmişti. Gelmişti. Yani o da o sene Haç'taydı 88'de rahmetli. Arafat'ta çadırı var. Gidiyoruz orada işte sohbetler yapılıyor, konuşuyor, biz konuşuyoruz, yapıyoruz. Çok hoş sohbet. Mina'da şeytan taşlamaya gittiğimizde orada Mina'ya gitmeden önce Müzdelife'de biliyorsunuz taş toplanır şeytanı taşlamak için. Ondan sonra biz Müzdelife'de toplarken orada akşam da yatsı namazını yatsıyla sabaha birleştirebilirsiniz orada. Şimdi dediler ki Araplar bize mimandar olarak verilen oradaki ileri gelen şeyler. Ondan sonra o zaman Korkut Özal da gelmiş. Korkut abi diyor ki yok diyor. Yatsı kılınır ondan sonra da sabah o Araplar da yapıyor bize mimandar olarak verilen. Efendim diyor böyle ya Korkut abi yapma etme eleme. Neyse Korkut abi tabii o harfiyen diyor ki böyle olacak. Biz onların dediğini yaptık. Biz orada yaparken dedi ki ben orada namazda bir imamlık yapacak. Biz namaz kılmadan önce dedi ki Abdülkadir Bey dedi ki burada dedi. Rahmetli Erbakan da burada gelsin dedi. Birlikte kılalım öyle çıkalım. Ondan sonra da Erbakan dedi imam olsun. Orada Erbakan'ın bizzat listeye koyduğu bizimle beraber gelen bir milletvekili, onun partisi bir adam ismini vermeyeceğim. O da öldü. Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin. Dedi ben dedi onun arkasında namaz kılmam dedi. Zorumuza gitti. Bir vefaya bakın. Yani benim Abdülkadir Bey'in filan zoruna gitti. Biraz sonra ben orada Erbakan'ı vallahi takdir ettim. Erbakan bundan haberi yok. Yok çünkü orada yok. Rahmetli geldi. Bunu söyleyen dedi ki efendim namaz kılmadı sizi bekliyordu. O ben onun arkasında namaz kılmam diyen adama ismini söylemiyorum öyle çünkü. Kardeşim dedi geç dedi imamlık yap. Düşünebiliyor musunuz? Bu bir hissi kabilel vukudan öteye bir şeydir. Ondan Abdülkadir dedi ki yok dedi efendim de bizim imamımız var Necati dedi. O kızdığımız için onu. Ondan sonra neyse ben geçtim. Abdülkadir Bey bunu her yerde anlatıyor. Bunu diyor imam yaptı. Erbakan da o zaman Konya milletvekili. Ben de Konya valisiyim. Konya milletvekili diyor. O da onun diyor orada diyor.
Ondan sonra ona şey yapma, şu neredeyse hatimle diyor şey yapacak diyor. Ya diyor neredeyse diyor hatim. Bir döndük ki diyor. Ondan sonra o zaman Pencap eyalet valisi de gelmiş. Onlar da bizim yan tarafımızda. Soframız bir bitişik. O eyalet valisi aynı zamanda yerel hükümetin başkanı Pakistan'da. 47 kişiyle birlikte gelmiş o. Bir şey yaptı, Abdülkadir de o zaman boğazına biraz fazla düşkün. Ya diyor bir baktık ki gittik diyor. İmamımızın yüzünden diyor hatimle kıldırdı diyor. Yemek filan süpürmüşler bitirmişler dedi. Biz aç kaldık dedi. Ben Konya valisiyken rahmetli beni yine özel bir görevle Amerika'ya göndermiş 3 aylığına. Ben 1,5 aylık filan benim orada akrabalar var. Elazığ'daki teyzemin büyük oğlu orada evlendi. Kıbrıslı bir kızla evlendi. Ondan sonra onlar da gitmişler oraya yerleşmişler. Orada oto tamir şeyler açmışlar. Büyük zengin toprak. Yani Kaliforniya'nın Laguna Beach dedikleri yer, oranın Bodrum'u. Sayfiyesi, okyanusu kenarında. Oranın en güzel yerlerini ondan sonra şey yapmış, rahmetli almıştı. Ondan sonra ben gidince mutlaka bir onlarda kalacağım. Kaliforniya'da gelir, ben her gün alır, bir saatlik mesafede götürür, ondan sonra yok, burada kalacaksın der. Biz de çok severdi. Şimdi ben orada gece işte o gidişimin şeyi rahmetli güzel, çok muazzam bir siyasi şeyi vardı. Orada eski senatörleri böyle onlarla dostluk şeyini kurmuştu. Değişik şeylerle onu kendilerine onun zamanında tek bir 24 Nisan soykırım şeyden geçmedi. Amerikan senatosundan geçmedi. Bana dedi ki gidince dedi sen oraya da git dedi. Onlar bize söyleyecek bir şey varsa onlar da. Ben gittim onları şeyde Pentagon Nehri'nin hemen Beyaz Saray'ın karşısında. Beyaz Saray'ın önünde Pentagon şeyi açan. Ondan sonra Watergate Oteli var. O meşhur baba George'un skandalı oldu ya, telefonlar, muhaliflerin telefonlar dinlettiler. O otelin tam bitişi, skandal olan otelin bitişinde rahmetli Özal onlara yer tutmuş. O senat, eski yeni senatörler. Onlar orada şey yapıyor. Ve gidince onlar da dedi, bana bir mesaj yatır, sana şey yapsınlar dedi. Onlarla da konuştum dedi, seni şey yapacaklar. Gittim onlarla da konuştum, şey yaptım. Tam oradan iken işte 1,5 ay olmuştu. Hasan Celal telefon etti yine. O zaman dedi ya dedi o hal dedi kanlı çıktı dedi. Seni dedi o hal dedi şimdi dedi bakanlar kurulu olacak dedi. Seni göndermek istiyor dedi. Dedim nasıl istersin. Ondan sonra dedi ki tamam dedi. Biraz sonra tekrar telefon etti. Dedi ki ya dedi dedi ki Necati'nin oradaki görevi de şey, orayı tamamlası gelince dedi şey yaparız. Şimdilik oranın valisi, Diyarbakır valisi o zaman şeydi. Kendi intihar etti ya. Hayri Kozakçıoğlu. Ondan sonra Hayri Bey orada başladı. Ondan sonra ben döndüm. Birkaç yıl sonra ben gittim. Devraldım. Ondan sonra benim tayinim çıktı. O Hayri İstanbul valisi olarak geldi. Ondan sonra orada geldik, orada göreve başladı. Ondan sonra işte bize karşı bir o eylem yapıldı, şeye karşı. Oradan ben Bursa'ya şey yaptım. Vali olarak gittik.
İşte Bursa Valiliğinden sonra ben oradayken rahmetli şey yaptı. Orta Asya son işte vefatından bir hafta önceki şey, Orta Asya seyahatine gitti ya, geldiği gün, ertesi gün bize gelecekti sabahleyin Bursa'ya. Hazırlık yapmıştım. Kendisine Uludağ Üniversitesi'nde Fahri Ekonomi doktorası verecektik. Ve ondan sonra organize sanayinin temeli vardı. Birkaç açılış vardı. Açılacaktı. Mustafa Kemal Paşa organize sanayinin temeli açılacaktı. O günü, gideceği günün akşamı beni aradı. Ben de o organize sanayinin son hazırlıklarına bakıp geliyorum. Tam geldim saat 1'i 3 geçe. Gece 01:03'te konağa girdim, oturdum, televizyonu açtım. Hanımla oturmuşuz, işte televizyon haberleri şey yaparken telefon, direkt kesiyor hanım. Necat dedi, buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Ben biliyorum sen bu saatte yatmazsın dedi. Ondan sonra şeye gideceğiz dedi. Biliyorsunuz yarın dedi Orta Asya'ya gideceğiz. Gelince dedi, aynı gün akşam dedi dönecektim biliyorsun. Dönmeyeceğim dedi, 3 gün size kalacağız dedi. Artık dedi, şey yapmayacağım dedi. Cumhurbaşkanından ineceğim de yeniden parti kuruyor. Sen de kurucular arasında olacaksın. Arkadaşların da dedi var dedi. Bayağı hazırlık yaptı. Biz seninle birlikte 3 gün dedi, konakta baş başa oturup dedi. O hazırlıkları şey yapıp son şeklini vereceğiz dedi. Ondan sonra emre zor Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Çünkü dedi, daha önce de birçok dedi şeyler oldu. İstanbul Valiliğine filan da dedi şey abi ben şey yapıp bu daha önemli. Tabii Allah rahmet etsin. Mesut dedi bu işleri dedi yanlış yola götürdü. Bilmiyorum. Biz dedi tekrar ineceğiz dedi. Anavatanı dedi mahvettiler dedi. Yeni parti kuruyoruz dedi. Yerde tuttuk dedi Çankaya'da dedi. Yerinde gösterdiler bana. İşte o zaman Abdülkadir var, Cemil Bey var, hepsi Mehmet Keşiciler filan. Sen bütün arkadaşların dedi, sen de orada olacaksın dedi. Birlikte dedi kurucular şey yaptı. Gitti, işte gelişinin o gün sabahı spor yaparken kahvaltısını yapıp, spordan sonra kahvaltısını yapıp özel uçakta Bursa'ya gelecek. İşte Bursa'da şey yapacaktık, o dediği şeyle yapıp. Bir haber, rahmetli vefat etti. Ondan sonra ve gelemedi. Benim tabii çok babam kadar severdim kendisini. O da beni çok severdi. Birçok konularda hemen açar bana sorar, Necat şu konuda senin fikrin ne? Yani bakanlara sorduğu birçok konuları mutlaka bana da şey yapardı. Ben şey yapardım. Ondan sonra, mesela bir yere rektör atanır, bana da sorar. Necat sen şurada görev yaptın. Ondan sonra, işte şu üniversiteye şu rektör, şu üniversite sen bunlar hakkında bilgin. Anlat, mesela bir ilin rektörü, rahmetli oldu işte Bursa Üniversitesi rektörü, Uludağ Üniversitesi. Anlattım. Dedi, bir şey daha var, dedi, niye onu da söylemiyorsun? Evet dedi, ben biraz solculuğu da var. Biliyorum dedi, işte onu da söyle dedi. Söyledi, ben onu 3 tane söyledim. Olsun dedi. Yeter ki başarılı olsun dedi. O dedi bizim potamızda şey yapar dedi. Ve tayin etti onu. Ve başarılı da oldu. O da rahmetli oldu. Konya ile ilgili bir hatıram var. Allah rahmet etsin. İşte Faruk Sükan biliyorsunuz Demirel 27 Mayıs ihtilalından sonra Adalet Partisi'ni kurdu ve ilk hükümeti kurdu. İlk hükümetin İçişleri Bakanı da Faruk Sükan oldu. Ben Faruk Bey zamanında işte kaymakam sınavına girdim. Kaymakam oldum. O zaman o İçişleri Bakanıydı. Sonra vali olduk. Beni çok seviyor Faruk Bey. Haber geldi. Biz
parti kurduk. AK Parti'yi kurduk. AK Parti'yi kurduktan sonra ben genel başkanım. 2007 seçimlerinin hazırlığı var. Mahşeri kalabalığı, adaylar hepsi benim adım. İşte Ahmet biliyor. Dolup taşıyor geçi. Cemil Bey ile Abdülkadir Bey telefon etti. Dediler ya dediler Faruk Bey dedi çok hasta dedi. Keçiören dedi hastanesinde dedi özel hastanede dedi yatıyor dedi. Kimseyi de doğru düz tanımıyor Ayşem. Bir geçmiş olsun'a gidelim gelip senin de alın. Cemil Bey Adalet Bakanı, Abdülkadir Bey İçişleri Bakanı. Dedim şöyle bir saat, bir buçuk saat sonra geldim dedim. Çünkü şu burası çok kalabalık dedim. Ondan sonra gider. Bu kalabalığı biraz dedim şey yapayım, eriteyim dedim. Bir buçuk saat, iki saat sonra telefon etti, geliyoruz dediler. Vallahi dedim daha bitmedi ya. Siz de gidin, zaten de biz bildik de can çıkamazdık şeyden. Yeni binadayız. Yeni taşınmışız oraya. Neyse onlar gittiler. Gittikten sonra ben 2-3 saat sonra gece saat 21-21.30'du. Gittim. 5. katta suite oda tahsis etmişler kendisine. Ondan kapı açık. Kızı da doktor onun. Kızıyla hanımı orada giriş kısmında oturuyorlar. Ben tam içeriye girer. Doktor kızı dedi ki Necati amca dedi, Vali Bey dedi, şey yapmayın dedi, doktorlar dedi, bugün gelen bütün bakanlar dedi, arkadaşlar dedi, gittikten sonra kızım onlar kimdi? Biz dedik ki şu bakan, şu bakan, başladı ağlamaya. Allah'ım benim bu halim, en yakın arkadaşlarımı bile tanıyamıyorum diye. Onun için dedi, buraya doktor geldi, biraz daha rahatsızlığı artınca, buraya defter koydu dedi ki, direkt yüzleştirmeyin. Defteri imzalasınlar ziyarete gelenler öyle şey. Dedim en uygun da odur. Tabii dedim. Birden içeride ses vallahi böyle. Kızım kızım dedi. Herkes tanımayabilir dedi. Konya valisi dedi o efsane vali dedi Necati Çetinkaya dedi. Nasıl tanımaz dedi. Osmanlı Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi hep dedi en seçkin valiler Konya'ya geldi dedi. Fakat dedi Necati Çetinkaya onların hepsi varsa onu nasıl tanım? Gel dedi. Rahmetli ölmeden önce bir gün önce sarıldı, öpüştük, şey yaptık. Allah rahmet etsin. Yani o haliyle sesimden şey yaptı. Herkes tanımayabilirdi ama o dedi Konya'nın dedi, kuruluşundan beri gelip geçmiş efsane valisi dedi. Allah binlerce şükürler olsun. Yani Rabbim birçok şeyleri onun tabii himayesi. Biz mümkün olduğu kadar ülkemize en güzel hizmeti vermeye çalıştık. Onun için de gece gündüz demedik, dinlenmedik, durmadık. Hep koşuşturduk. Helali hoş olsun. Eğer bu millete, bu ülkeye bir nebzecik olarak hizmetimiz geçmişse tabii benim için en büyük şereftir. Çünkü rahmetli babam aynen beni ilk olarak üniversiteye gitmiştim, sümestre tatiline geldim. Fırat sahiline abim filan o sırada işte gelmişler orada köyde beni yolcu edecekler abim. Dedi, bir dakika oğlum dedi. Döndüm babam, şişti bir hava, sümestre tatiline, Şubat tatiline geldim. Ondan sonra tekneyle, gemiyle karşıya geçip oradan otobüsle Malatya, oradan da trenle İstanbul'a döneceğim. Seni dedi ne için okutuyoruz dedi. Vallahi böyle. Döndüm biz de babama karşı hiç böyle şey yapmayız böyle. Cevap, o kendisi söylüyor, sorar kendisi cevap. Ne için dedi gönderiyoruz dedi seni dedi. Şeye dedi. Ne için okutuyoruz dedi. Öyle bir arifti ki benim makam mertebelerimi aynen teker teker saydı. Bak dedi, vali olabilirsin, kaymakam olabilirsin, vali olabilirsin, bakan olabilirsin, başbakan, hatta cumhurbaşkanı. Benim için dedi bunların hiçbirisinin kıymeti harbiyesi yok. İşitirsem ki senin evladın bu insanlara adaletle hizmet ediyor ve onların sevgisine mazhar oluyor, dünyalar benim olur oğlum dedi. Benim dedi, dünya malında gözüm yok. Allah çok şükür. Rabbim bize vermiş, yiyoruz, içiyoruz, şey yapıyoruz dedi. Ama dedi, adaletle
bu ülkeye, bu insanlığa hizmet şereflerinden büyüdür oğlum dedi. Haydi dedi. Bu çizilen şeyin dışına çıkma. Dediği bütün mertebelere geldik ve hep o gözümün önüne onu şeyi geldi. Hep devamlı olarak insanlığa hakkıyla hizmet etmek için titredik böyle. Aman ya Rabbi bize yanlış yaptırma. Hep yola çıkarken bu duayı yaptık. Allah'ım o babamızın, o annemizin bize telkin etmiş olduğu o ruhu, o manevi çizgiden bizi şaşırtma. Senin şey yaptığın, Allah'a çok şükür. Partinin kuruluş safhası, siyasete nasıl atıldık? Tabii ben talebeliğimden beri siyasetin içindeyim. Yani talebe cemiyeti başkanlığı şey. Ondan sonra sırasıyla biliyorsun en uzun süre ve Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde mülki idare amili, valilik yapan İşleri Bakanlığı bünyesinde hemen hemen tek kişi. Karadeniz, Trakya, ondan sonra İstanbul, İç Anadolu, efendim Marmara, yani işte Hatay, Giresun, ondan sonra Ordu, Konya, olağanüstü hal bölge bahsi, Bursa, Manisa. Ha orada rahmetli Süleyman Bey'in bir hatırasını da anlatıp ondan sonra siyasete geçti. Çünkü Manisa'dan siyasete şey yaptık. Şimdi rahmetli Özal vefat edince o Cumhurbaşkanı oldu. İlk Cumhurbaşkanı olarak şeye geldi, Bursa'ya geldi. Cavit Çağlar da o zaman devlet bakanıydı. Onun hemen hemen şey eminiydi, sır eminiydi. Ondan sonra geldi dedik, havaalanından aldık. Ondan sonra şeye getirdik. Orada konuşmalar, açılışlar filan şey. Rahmetli devlet adamı şeyinde açılışlarda 12 tane açılış koymuştuk o gün. Arkasından 3 tane daha açılış talep etmişler. Gemlik'te işte bir liman açılışı, işte özel şey, bir özel fabrika. Ben karışmam. Vali Bey'e sorarız. Vali Bey tamam derse şey yaparız. Şeye bakıyoruz. Ben orada onun temsilcisiyim. Vali, Cumhurbaşkanı'nın oradaki temsilcisi. Siz Necati ne diyorsun? Yaparız dedim. Ondan sonra geldi, hepsini açtık. Döndü yanındaki işte bakınız dedi. Saniye dedi, Vali Bey şaşırtmadı dedi. Dakika, işte şeylik budur dedi. Mülki idare amirli budur dedi. Neyse gittikten sonra hani dedim ya rahmetli Özal'a organize sanayinin temelini attıracaktı. O ölünce daha şey yapmadık. Süleyman Bey attı. Süleyman Bey onun için ayrı bir gelecekti. Daha başka şeyler de vardı o bölgede, Balıkesir'de falan. Oradan da dedi Balıkesir'e geçeriz. Ben onun hazırlığını yaptım. Dönerken böyle akşam üzere, akşam namazıyla yatsı arası Bursa'ya doğru geliyorum Mustafa Kemal Paşa'dan. Telefon. Ekrem Ceyhun. Ekrem Ceyhun biliyorsun onun değişmez bakanıydı. Ekrem bana patron dedi. Beni çok sever. Beyefendi Sayın Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a beyefendi. Beyefendi dedi. Şimdi bakanlar kuruluna giriyoruz dedi. Necati'ye telefon et dedi. Kabul ederse onu Manisa'ya göndermek istiyoruz. Dedim sayın bakalım dedim. Biz de devlete bizi gönder. Biz memlekette şey yapar dedi. Manisalılar dedi karşı dedi bir özel dedi şeyi var dedi onun. Sözü var dedi, sevgisi var dedi. Hiç dedim biz benim için şey yapmaz dedi. Ya dedi ben sen işte devlet adamını budur dedi. Beni dedi çok dedi. Şimdi bakanlar kurulu olacak dedi. Karanamayamı çıkaracaklar. Kapattım.
O zaman araba telefonları var, cep telefonu yok. Biraz sonra telefon tekrar açıldı. Kendisi, Necat dedi, beni çok dedi, rahatlattın dedi. Ben dedi, o 1984'te rahmetli Özal başbakan olunca bu 1980 ihtilalindeki o yasaklıların yasaklarını kaldırmak için referandum şeyini koydu, yolunu açtı. Ve referandum mitingleri yapılıyor. Manisa'ya gelmiş, Manisa'da miting yeri vermemişler. O zamanki vali. Çok, halk çok üzülmüş. Orası o zaman Doğru Yol'un kalesiydi. Ondan sonra çok üzülünce bu sefer işte Akhisar'la demiş bizde olsun, Kırkağaçlar bizde olsun, Soma, Salihli filan. En sonunda Akhisar'da şey, mahşeri bir şey, kendisi bana anlatıyor. Mitingi yaptık diyor. Ondan sonra bitirdikten sonra diyor, dedim ki benden ne istersiniz? Yarın tekrar şey olunca, iktidara gelince ne istersiniz? Manisa'da demişler, Türkiye'nin en güzel valisini bize ver. Necati seni onun için gönderiyor dedi. Manisa'yı da zannetme ki de Bursa'da küçük yer dedi. Manisa dedi, şeyin dedi sanayi bölüğü, İzmir'in sanayi bölüğü ve dedi ben Silikon Vadisi'nde dedi mühendis olarak geldim deseyi bölge müdürü oldum dedi. Manisa Silikon Vadisi gibi bir yerdir dedi. Onun için dedi Manisa dedi çok önemli bir yerdir dedi. Ondan sonra Ekrem Ceyhun da bana demişti ki şeyler dedi büyük devlet adamlar dedi payitahta direkt gelmemişler dedi. Şehzadeler şehrinden dedi payitahta geldi. Fatih de öyle geldi. Onun için dedi bil dedi bunu dedi. Tamam dedi beni rahatlattı dedi ve Manisa'ya gittik. Manisa'da 3 sene kaldık. 95 seçimleri kararı alındı. İşte şey yapılacak. Ondan sonra Abdülkadir Cemil Bey, ya dedi, sen talebeyken dedi siyaset yapıyordun dedi. Ondan sonra ben talebe cemiyeti başkanıyım ya. Ondan sonra şimdi dedi yeter valilik dedi. Her tarafta valilik yaptın dedi. Artık sen de dedi seçimlere girdi. Tamam dedi. İstifa ettik ve biz de seçimlere girdik. Doğru Yol Partisi'nden. İlki Konya dediler. Konya seni çok seviyor. Konya'nın efsane valisi. Ondan sonra bir dönem o zaman 5 yıldı. 5 yıl Konya'da milletvekilliği yaptık. O zaman Tansu Çiller başbakandı. Arkasından dediler Manisa durumu çok kötüleşti dedi. Ondan sonra Necat dedi sen bu sefer Manisa'ya dedi şey yapacağız. Sen Manisa'da çok seviyorlardı. Tam Manisa'ya gittik. Manisa'da da milletvekili yaptık. İşte 3,5 sene 4'e girerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şeydeki Büyük Yayla Şenliklerinde Bursa'da dedi ki ortaklarım bana karşı dedi şey halinde dedi komplo şey yapıyorlar. Hodri Meydan 3 Kasım 2002 seçimleri. Seçim kararı alındı. Ondan önce daha şey seçim kararına gitmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'ya gelecek ve partiyi şey yapacak, kuracak. Biz o zaman kendisi milletvekili değil. Ondan sonra ben Abdülkadir Bey'i ilk istifa edenleriz. Ve kendisini havaalanında aldık, getirdik. Uzun süre bizim evde parti çalışmalarını yaptık. Ben, Abdülkadir Bey, işte arada Abdullah Gül geliyor, işte şey geliyor, Bülent Arıç falan geliyor. Yani hemen hemen partinin büyük çalışmalarının büyük kısmını bizim evde devam ettik. Ve ondan sonra 3 Kasım seçimleri kararı verildi. Ben 3 Kasım seçimleri yapıldığında o sırada şeydeki Ukrayna'da Kiev'de KEYPA başkanı olarak toplantıya gitmiştim. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin seçilen hep ittifakla seçildim. Ruslar dediler ki Necati bize Türkiye'yi sevdirdi dedi. Yunanlar dedi eğer dedi, siz oy vermeyecekseniz son seçimlerde o zaman aramızda biraz şey oldu. Yunan Türkiye arasında. Ondan sonra şeye girmeyin çünkü Çetinkaya dedi eğer ittifakla seçilmezse biz ona karşı mahcup oluruz. Bunu Rus Meclis Başkanı Vladimir Avashchenko söylüyor.
Ondan sonra yani düşünün yani devlet adamı öyle kendiliğinden şey yapmıyor. Ve onları oylamaya sokmadılar. Yine ittifakla seçildi. Tam işte orada Ukrayna'dayken telefon geldi şeyden. Otele döndük. Dediler Ankara'da de size dedi özel şey var dedi. Sayın Başkan dedi. Açtım efendim bir an önce gel seçim kararı al dedi. Döndük şeye. Ondan sonra başladı işte seçim çalışmalarına şey yaptık. Partiyi işte o sırada kurmuştuk zaten artık. Biz Doğru Yol Parti Erdemliler Hareketi olarak başladık. Sayın Tayyip Bey o zaman şey değildi Sayın Cumhurbaşkanımız, milletvekili değildi. İşte ben Abdülkadir Bey işte toplam ilk istifadeler sonra şey yaptık, grup kurduk. Sonra 51 kişiye çıktık şeyde. Yani şeye gittiğimizde 3 Kasım 2002 seçimlerine gittiğimizde biz 51 milletvekili olmuştuk. Seçimden önceki istifa ederek şey yapan milletvekilleri 51 bin. Seçime gittik zaten şeyde nedir ismi ben dedim kendi ilimle dedim aday olacağım. Elazığ'a karşı benim şeyim vardı. Öbür partiler işte şurada seviyorlar, burada seviyorlar, şey yapmadılar. Ve 2 dönem Elazığ'da genel başkan yardımcısı ve Elazığ milletvekili olarak şey yaptık. İkinci şeyde orada enteresan bir şey var. Yine şeyler, üçüncü seçim. Yani iktidarımızın üçüncü seçimine gidiyoruz. 2012 seçimlerinde Bülent Arıncı'nın oğlunun, Osman abinin otelinde şeyler var, düğünü var, oğlunun düğünü var Bülent Arıncı'nın. Abdülkadir bana dedi, ya dedi Sayın Başbakan dedi, Necati abiye söyle eğer kabul ediyorsa bu sefer Adana'ya gönderdim. Adana biraz dedi şey oldu dedi, karıştı dedi. Bir abi olarak oraya gitsin orada dedi, orada dedi. Ağırlığı vardı. Çünkü biz Adana'ya gittiğimizde Seyhan Gölü kenarında bizim biraderin köşkü var. Orada kalıyordu Tayyip falan. O bizim her taraftaki birçok mağazalarımız açılışını da o yaptı. Süleyman Bey, Turgut Bey ilk evimi açtı. Ondan sonra mesela İstanbul'dakini, Adana şeydeki, barajdaki, ondan sonra Mersin, Kargıpınar'dakini hepsini Sayın Cumhurbaşkanı açtı. Biliyor bizim oradaki halimizi. Ve ondan sonra dedim ya ben partinin kurucuyum, bu evin sahibiyiz dedim. Bizler de dedi bir şey ihtiyaç varsa gayet tabii ki ya beni rahatlattı. Onun üzerine yoksa ben kendi ilimde şey yapmazdım. Sırf partinin şeyi için Adana'ya gitti. Ve Adana'da o sıra CHP'liler ben aç oturma Ahmet hatırlıyor. Seyhan Gölü kenarında şey yapıyoruz. Dedim biz dedim kahir bir ekseriyetle burada alırız. Orada büyükelçi var hani CHP'nin ismini vermeyeceğim işte milletvekili. Dedi televizyonda şey yapıyoruz, program yapıyoruz açık ol. Ben bunu söyledim de bir gün sonra seçim yapılacak. Göreceksiniz dedim. Biz katlayacağız dedim şeyi. Şey bittikten sonra büyükelçi dedi ya dedi Sayın Çetinkaya dedi, Sayın Valim dedi, Sayın Başkan dedi, Amma'da dedi şey konuştun dedi. Yani dedi nerede ya siz dedi, dedim göreceksin dedi. Ya bu kadar dedi insan dedi geniş dedi böyle şeyler söyler mi dedi, ikiye katlayacağız. Ve ikiye katladık biz. Dönüyoruz, mazbatalarımızı aldık, dönüyoruz. Bıçakta bana dedi ki ya vallahi ben dedi inanmamıştım. Ama senin siyasi dehanı şimdi de kabul ettim dedi. ...11 tane şiirim şu anda TRT arşivinde bestelenmiş, okunuyor arada. İlk bestelenen şiir Canımın Canı. Benim canımın canısın efendim. Sen gönlümün sultanısın efendim. Bana sensiz
dünya zindan misali, gönlümün sultanı sensin efendim. Hikmeti vücudum sendedir sende, aşığın olmuştur uğrunda bende. Ne olursun rahmeyle, merhamet eyle, canımın cananı sensin efendim, gönlümün sultanı sensin efendim. Efendimiz'e atfen yazılmış bir şeydir. Bunu Kürdülü icazkar makamında Amir Ateş besteledi. Ondan sonra daha birçok şeyler var. Burada beğendiğim çok şiirler var da, biliyorsun Rodos şeye kadar, Kanuni Sultan Süleyman'ın şeyine kadar hep şey yapılmış. Rodos korsanları Osmanlı'yı çok şey yapmış Akdeniz'de. Osmanlı'nın en büyük emeli Rodos'u fethetmek. En sonunda işte Rodos fethedilince Osmanlı'nın en güzel adası olmuş. Osmanlı kalesi orada. Osmanlı şadırvanlar, medreseler, kervansaraylar. Gittik gezdik. Sabahleyin benim mutat olarak biliyorsunuz, artık benim her şeyimi biliyorsunuz. Yürüyüşümü yapıp denize gidip yüzeceğim. Ondan sonra tek başıma indim. Kumsala şey yaptım. Karşıda Marmaris'in silüeti. Böyle sisli bir şey arasına. İçim parça, o şeyi Osmanlı tarihi de ben biliyorsunuz çok iyi şey yapayım. Bir profesör kadar tarihi bilgim var. Hemen kalem şey aradım. Orada bir fersude kağıt kumsalda gördüm. Orada komilere seslendim, bir kalem. Kalemi getirdim, o kağıdın üzerine bunu yazdım. Rodos. Yani çok duygulanmıştım o sırada. Çünkü o sırada hemen onu kaydetmeniz lazım. Rodos, Akdeniz'in güzel incisi, Anadolu'm sana selam söylüyor. Sen Osmanlı'nın tatlı sancısı, yıllar var ki vatan seni özlüyor. İş kalede, camilerle çeşmeler, sarnıçlar, sebiller, cumbalı evler, asırlık çınarlar göğe uzanıp yakarır Tanrı'ya sahibimi ver. Fatih'in, Yavuz'un sevgilisisin sen. Ana yurda melul mahzun bakarken, o mutlu günlerin hasretiyle hep, seher vakti deniz dalgalarıyla, gönder selamını vatanına sen. Şad olayım mutluluğun duyunca, beklerim haberin ömür boyunca, gelecektir altın güller geriye, Türk'ün başı tekrar göğe değince. Şimdi bunu yazdım ve geldim orada okudum, yazdım. Çünkü bir gün önce o kale içi, çadırvanlar, o camiler, o Osmanlı'dan kalma o cumbalı evler filan, onları gördükçe ya Rabbi dedim, yani bu topraklar bizimle şereflendi. Acaba bir gün yine bize kavuşacak mı? Şimdi yad ellerde. Siyasetçi olabilirsiniz. Sanat yönünüzle Allah herkese bize bu yönümüzle nasip etti. Çünkü ben hayatı okumakla geçerdi. Devamlı okudum, devamlı. Bu da annemden bize gelen. Düşünebiliyor musun? Can Cagrosu'nun Sefillerini ben daha ilkokuldayken okuduk ve üniversiteye gelmeden önce bunları hepsini bir okumuştu. Ben de, abim de filan. Dedim niye İstanbul'u seçti? Orayı atlama, o çok önemli. İstanbul'u, siyasal bilgiler kaydımı yaptım. İstanbul'u kazanınca hukuk fakültesini, burada kaydımı sildim. İstanbul'la kaydımı yaptım. Orayı kazandı, şey yaptı. Çünkü abimler o zaman daha İstanbul'a şey yapmamış. Merkez Adana ve Adana'da şey yapıyor. Kumaşların ben geziyorum o toptan kumaşçıları, beğeniyorum. Ben kumaş alıp gönder. Sırtımda toplar taşıdım. Kumaş topları Adana'ya götürüyorum, ambara veriyorum, gönderiyorum. Yani öyle kendimi tırnağımızla her şeyi tırmalayarak geldik oraya. Onun için orada yaptık. Abim de hep birçok şeylere gidiyordu. Bu Ecevit'le Amerika'ya gittikten de Sakıbağ'da. Sakıbağ'la Adana'da evlerimiz bitişik. Bahçeli evler, yüz evler.
Ondan sonra beni de çoksa bana Vali Paşam der. Abime de Fehmi derdi, birçok konularda sen bize öğrettin der. Orada 5. AVM var New York'un. Çok meşhur böyle modeller işte orada şey yapar. Bijan'ın oradaki mağazası da o 5. AVM'de. Akşam geliyorlar yemekte, bakıyorlar Sakıp Ağa'nın üzerinde son derece lüks bir takım elbise. Sakıp Ağa diyorlar gazeteciler, Bijan'dan mı giydin diyor. Ağam ne Bijan'ı diyor, Allah ne kadar Çetinkaya diyor, açıyor böyle. Çetinkaya gösteriyor işte, o Çetinkaya gösteriyor abimle beraber. Çetinkaya bu, hemen hemen bütün iş yerlerimizde bu var. Bu da rahmetli büyük hatırası. Yani ne demek diyor, Çetinkaya varken diyor Bijan giyilir mi diyor. Bu diyor Çetinkaya diyor. Abi hep böyle ona hediye verdi, böyle giydirirdi, şey yapardı. Ben yeni genç nesle diyorum ki, bir büyüğünüz olarak, bir tecrübe sahibi olarak adaleti elimizden bırakmamalıyız. Birlik ve beraber içinde yek vücut olacağız. O şeyin, onu ilk olarak parti kurarken ben terörünün bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız inşallah. Ondan sonra, yani bu büyük mütefekkirin söylemiş olduğu o muazzam hedeftir. Onun için yek vücud olmak, dinimizde de öyle diyor. وَاَتَزِمُوا بِهَا بِاللّٰهِ جَمِيًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipi Kur'an'a sımsıkı sarılın ama birbirinize girmeyin, tefrika, ikilik olmayın, şey yapmayın diyor. İki, adil olun diyor. Nisa suresinde adil olacaksınız, emaneti de ehline vereceksiniz diyor. İlkin, emaneti ehline vermek ve adil olmak. Devamlı olarak hedefimiz en layık olana emaneti vermek. Bir yere birisini getirdiğiniz zaman o mevkiyi en iyi yönetecek adil kişi olacak.